Bu videoda ciddi spoiler yer almaktadır. Eğer diziyi izlemediyseniz videoyu hemen kapatın. Hatırlarsınız en son Nairobi Sierra'nın tuzağına düşmüştü ve bunun sonucu olarak bir keskin nişancı tarafından vurulmuştu. O sırada hükümet Raquel'e sahte infaz düzenlemişti. Bununla birlikte profesör çok sarsılmıştı. Tabi bir yandan da özel tim bankaya girmek üzereydi. Profesör ekibe bunun artık bir savaş olduğunu belirtmişti ve ekip zırhlı aracı vurmuştu. Dizi bize bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı imajını vermişti. Bu hızlı özetin ardından 4. kısmın 8 bölümünde ne yaşandığına bakalım. Profesör peşindeki askerlerden kaçarken bir duvardan atlar ve orada bir boğa görür. Küçük bir pusmanın ardından kendini güvenceye alır. O sırada Raquel eski dostuyla sohbet etmektedir. Bizim ekip de Nairobi'yi ameliyat etmeye hazırlanmaktadır. Ameliyat öncesi Tokyo Palermo'ya darbe yapar. Kısacası Palermo ben olmadan bu iş yürümez der ve gider. Albay Füzeli saldırının ardından profesörle ateşkes yapar. Markilya profesörü kutudan çıkarır ve giderler. Arturo Denver'ı kışkırtır ve dayak yer. Monica Denver'ın bu şiddet yerimlerinden sıkılır ve yapamam deyip gider. Profesör yaşadıklarını sindiremez. Markilya'ya arabayı durdurmasını söyler ve oturur ağlar. Nairobi'nin ameliyatı biter. Seyra sorgu için Raquel'i çadıra getirtmiştir. Arturo şerefsizlik planları yapmaktadır. Rio'nun Tokyo'yu terk etmesi Denver'a dert olmuştur. Tartışırlar. Palermo liderliğin ondan alınmasını kaldıramamış ve gitmek ister. Tokyo bunu durdurup ellerini kollarını bağlarlar. Tokyo ve profesör konuşurlar. Tokyo Raquel'in yaşıyor olabileceğini söyler. Bu ihtimal profesörü düşündürür. Gidip Raquel'in yaşayıp yaşamadığını öğrenmek ister. Markilya planda bu yoktu der ve profesörün gitmesine engel olmaya çalışır. Kavga ederler. Kavga biter. Markilya bir tane yapıştırır. Profesör de bitmişti be oğlum der. O sırada Sierra Raquel'i konuşturmaya çalışır. Palermo yönetimi ele almak için planlar yapar. Profesör içeri canlı dinleme cihazı atmak için çadırdan birini ikna eder. Raquel'in eski şerefsiz kocası Raquel'i bitirmek için kanıtlar arar. O sırada Denver ve Tokyo flörtleşir. Rio çektiği işkenceleri Monica'ya anlatır. Ona açılır. Tokyo ve Denver olayı yanlış anlar, uzaktan onları izlerler. Bu sırada geçmişe gidip Berlin reisin adamı nasıl çatalladığını görüyoruz. Palermo Gandia'ya kelepçeden nasıl kurtulacağını anlatır. Gandia parmağını kırarak kelepçeden kurtulur. Rio onu durdurmak ister. Ufak bir ajitasyonun ardından Gandia'ya gider. Ekip Gandia'nın tehlikeli biri olduğunu bildiği için panik olur. Nairobi uyanır ve karşısında Gandia'yı görür. Gandia Nairobi'yi tam öldürecekken hemşire ona yardım eder. Bütün ekip Gandia'yı aramaktadır. Bu sırada görüyoruz ki Berlin reis zamanında bu adamı öldürün. Başınıza dert olur demiş. İp de sallandırıp silahlarını alır ve gider. O sırada Tokyo kurtarır. Arturo da kadına ilaç verip Nuri Alçoluk oynar. Gandian panik odasına ulaşır. Ekip bu odadan habersizdir. Hemen Albay Tamayo'yu arar. İçerideyim. Ben bunları indireceğim der. Albay Tamayo o zaman bunu nefsi müdafaa şeklinde yaptır. Gandia çıktığı gibi profesörün bütün görüşünü kapatır ve Tokyo'yu indirir. Kısa bir sohbetten sonra ayrılır. Bu Juanito denen kadın da bana silah verin oturmaktan kıçım ağrıdı diyor. Profesör Palermo'yu bırakın cezasını sonra keseriz der. Palermo da rehinelere geri döndüm diyor. Bu sırada Naomi işlerin aksamasını önler. Ufak bir romantizm yaşarken Gandia hata geçer. Denver ve Rio yine tartışırken asansöre el bombası atar. Kapılar kapanır. Olay yeri müdahale ekibi bombayı hemen bloke eder. Gandia'yı orada sıkıştırırlar. Gandia uzun bir çatışma sonrasında birçok cephede savaşarak olay yerinden ayrılır. Nairobi'yi rehin alır. Nairobi'yi kapıya monteler ve ekibe şarkı söyletir. Ufak bir anlaşmanın ardından dışarı çıkmaya karar verir. Herkes kenarda bekleyecek. Gandian Nairobi ile beraber çıkıp uzaklaştıktan sonra onu serbest bırakacak. Tam ayrılırken Nairobi'ye seslenir. Seni geberteceğim demiştim. Nairobi'yi kafasından vurur. Bütün ekip onu taramaktadır. Hop baba doç. Oradan kaçar. Kaçmıştır ama yaralıdır. Bu sırada profesör Raquel'in yaşadığını öğrenmiş ve ona mesaj göndermiştir. Gandia yaralarını tedavi etmesi için Tokyo'nun ellerini çözmüş. Tedavi sırasında Tokyo Gandia'yı bayıltmıştır. Ekip Nairobi'nin anısına bir cenaze töreni düzenlemiştir. Profesör hükümetin yaptığı sahte infazı ve işkenceleri halka duyurmuştur. Buradan işkenceci Osman'a da selamlar. Kendisi Türktür. Raquel'i yargılamak için polisler gelir ve Raquel'i götürür. Plan burada başlar. Albay Tamayo, Sierra'ya suçlarını kabullen, seni kollarız der. Sierra susmuyor, basın toplantısında hükümeti ifşalıyor. Sierra hakkında tutuklama kararı çıkar. O sırada Nuri de pardon, Alberto da firar etmeye çalışırken bacağından vurulur. Raquel mahkemedeyken profesör otoparka tünel kazdırıp Raquel'i kaçırmayı planlar. Ekip de Gandia'ya teklif sunar. Ya dediğimizi yap ya da öl. Profesörün adamları Raquel'i kaçırmıştır.
İşin iyi tarafı ise bundan kimsenin haberi yoktur. Gandia, Alba ile senaryo bir konuşma yapar. Yalandan yardım ister. Siyah kıyafetli adam benim, yardıma ihtiyacım var der. Albay Tamayo bir helikopter yollayın der ve hızlı bir şekilde bir helikopter gelir. İçindeki özel tim de Raquel'dir. Bu işin sonunda ekip tekrardan bir arada ve mutlu son derken Sarah bir anda profesörün karşısına çıkar.